Londra'da jeton kullanma alışkanlığı şöyle başlamış. Yeterince bozuk para yok. İnsanlar gidiyorlar. Her içtiklerinde bozuk para bulamıyorlar. Bu sefer bayağı itibarlı. Para dediğiniz nedir ki? Basanın itibarıdır. O dönemde de demek kahvehaneler bayağı itibarlı yerlermiş. Kahve jetonları basıyorlar. Ve bu her bir jeton karşılığında alınabilecek hizmetin değeri belli. O denli kabul görmüş ki, diyelim ki bu Murat kahvehanesi jetonuyla ekmek almaya gittiğiniz zaman ekmek de alabiliyorsunuz. Yani piyasada bozuk para olarak kullanılabiliyor. Ama sonraki yıllarda benzer şekilde bütün kahvehanelerde Londra'da ama sonradan pek çok dünya ülkesinde benzer şekilde baktığımız zaman kahvehanelerde jeton kullanma alışkanlığı devam etmiş. Costa Rica'dan Avustralya'ya, Yeni Zelanda'dan işte Brezilya'ya, Güney Amerika'dan Avrupa'nın diğer kentlerine yaygın şekilde kullanıldığını görüyoruz. Benim yaşımda memuriyet yapmış olan insanlar veya çarşı içerisinde esnaflık yapmış olanlar bilirler ki kahve ocaklarının o zaman marka dedikleri kahve veya çay içtiğinizde karşılığında verdiğiniz başlangıçta pirinçten yapılan ama sonradan plastiğe dönüştürülmüş olan markalar vardı. İşte bu jetonlar o markaların büyük babasıdır diyebiliriz. Metalden yapılan, üzerinde damgası kime ait olduğu belli olan. Benzer marka veya jetonları diyelim hapishanelerde de kullanmışlar. Yani baktığınız zaman o jetonlardan da bizim koleksiyonumuzun içerisinde var. Demek ki içeride çay ocağı çalışırken çay ve kahve içen mahkumlar bir şekilde bu jetonları kullanıyorlarmış. Aynı şekilde bütün kamu dairelerinde, dediğim gibi esnafın çay kahve ocaklarında da bu markaların yaygın olarak kullanıldığını biliyoruz.